Kahvehaneler kapatılınca ahali meyhaneleri akın etmiş hünkârım. Kendilerini Afyon'a şaraba vermişler. Kadızadeliler de bu sebepten meyhaneleri basıp talan etmişler hünkârım. Sivasi Efendi'nin dergahından müridan da hadiselere mani olmak isteyince birbirlerine girmişler. Bu mevzuda bir tedbir almazsak işler iyice çığırından çıkacak hünkârım. Her gün yeni bir hadise baş gösteriyor. Kadılar davalara bakmaya yetişemiyor hünkârım. İkisine de haber verin, bizzat görüşeceğim. Dertleri neymiş öğrenelim. Yahya Efendi, ulemanın vaziyeti nedir? Tayinler için namzetleri belirledin mi? Bir an evvel tasdik edin. Kösem Sultanımız tasdik ettiler çoktan. Malum haliniz yoktunuz. Kendilerini saltanat naibesi tayin ettiğiniz için bendenizde bir mahsur görmedim. Saltanat naibesi. Öyle mi? Hünkârım, siz avdayken haşa huzurdan vefat ettiğinize dair tevatür yayılmış. Şehirde kargaşa çıktı. Önünü alamadık. Halk galeyana gelip saraya yürüdü. Babüsade'ye dayandılar. Neyse ki Kösem Sultanımız metanetle ahalinin karşısına çıkıp saltanat naibesi olarak devletin başında olduklarını söyleyince hengame bitti. Ahali dağıldı. Mehmet Paşa, ben seni İstanbul muhafızı tayin etmedim. Nasıl tedbir almazsın? Hünkârım, biz gerekli tedbirleri aldık. Hatta meydanlarda avda olduğumuzu ilan ettik. Ancak nasıl olduysa birileri fitne ateşini yaktı. Arz odasına çağırdığına göre mesele miyim? İşittim ki hadiseler deryası yine sel olmuş, sarayıma kadar gelmiş. Ve siz saltanat naibesi olarak vaziyete el koymuşsunuz. Ben tayin etmişim. Öyle demişsiniz. Ahalinin canını, malını teminatınız altına almışsınız. Divan toplamışsınız. Atamalar yapmışsınız. Anladım ki siz de herkes gibi yokluğumu fırsat bilmişsiniz. Yokluğunu fırsat bilmişim, öyle mi? Öyle. Ya ne yapacaktım? Senin gibi devleti başsız, meydanı ıssız mı bıraksaydım? Devlet elden giderken öyle oturup seyretse miydim? Sen mesuliyetlerini yerine getirmedin. Ne zaman geleceğini bilmiyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Ahali saraya yürüdü. Padişahı görmek istiyoruz dediler. Az kalsın kan dökülecekti. İçten içe hep bugünü beklediniz değil mi? Naibeliğinize son verdiğim günden beri. Hata yapayım. Sizin yüce yardımınıza sığınayım.
her attığım adımda sizden tasdik bekleyeyim. Öyle mi? İşin aslı validem, siz beni bir padişah olarak görmüyorsunuz. Oğlum, daha gençsin. Feveranın büyük, beni anlamazsın. Sen sanıyorsun ki ben hükümranlığı isteyip seni tahttan indirmeye çalışacağım. Yanılıyorsun. Sen koskoca Cihan padişahısın. Ama her şeyden önce has bahçede koşturan, alnı yarıldığında gözyaşı döktüğüm oğlumsun. Canımsın benim. Ahmet'imin yadigarısın bana. Biliyorum kalbin temizdir. Özün paktır. Fakat oğlum dünya ayarlı insan sever. Sen her lahza ayarını yitirebiliyorsun. Böyle yapma. En çok kendine zarar verirsin. Yapma. Validem, siz dairenize dönün. Ve bir daha zinhar, sakın. Ne saltanat, ne de dini devlet işlerine burnunuzu sokmayın.